Araçlar Yönetmeliği'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle faktöriyel konusunun birkaç tane soru çözeceğim. Genelde YÖS'te çıkan soru. Zaten bunun olan iki tarzı var. Çözdükçe siz de göreceksiniz. Genelde de zorlanılan sorular. Şimdi öncelikle sorunun birinci sorudan başlayalım. Şimdi arkadaşlar, birinci soru. Şimdi burada her zaman en küçük olan sayıyı ya da ifadeyi almamız lazım. Biz faktörellerde ne görmüştük? Eğer sayım 5 faktörelse, sayı 5, daha doğrusu şöyle de söylenebilir. Şöyle söylenebilir. 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5. Yani sayının sayı neyse, faktöriyel sayısı neyse oraya kadar çarpım şeklinde yazılır. Biz bunları aynı zamanda nasıl bırakabiliyorduk? 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde de bırakabiliyorduk. Ya da 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde bırakıyorduk. Ve bu sayı A olsaydı, A faktöriyel olsaydı ben bunu ne yapacaktım? A çarpı A eksi 1, çünkü azala azala gidiyor. A eksi 2 faktörel, artık nerede bırakmak isterseydim. Eğer ben A eksi 1'de bırakmak isteseydim, o zaman oraya siler. A eksi 1 faktörel diyor. Şimdi burayı anladıktan sonra, önemli burası. Artık denklemlerimi eğer sayı olmadan da yapabilmem lazım. Önemli olan faktörellerde geri geriye giderek 1'e kadar, giderek çarpım durumunda olması bu faktörel demek. Şimdi burada baktığım zaman en küçük sayı A faktörel. Burada da A artı 1 faktörel. Ben faktörelin geri geri gittiğini biliyorsam A artı 1 bunu faktörelde bir geri gelerek A faktörelde bırakabilirim. Demin söylediğim şeyi zaten. Sonra devam ediyorum. Eksi A faktörel. Böyle burada da yine aynı şekilde A artı 1 çarpı A faktörel artı A faktörel. Peki bu bana ne sağladı? Denklem kurabilirim. A faktörel parantezi alırsam yukarıda A artı 1 eksi 1 kaldı. Aşağıda ne geldi? A faktörel parantezi alırsam A artı 1 artı 1 denklemi sağlandı. Bunlar bölme durumunda gider. Geriye A artı 1 eksi 1 olarak 1 ile eksi 1 giderse A böyle aşağıda da A artı 2 kalır. Demek ki cevabım A bölü A artı 2'dir arkadaşlar. Geldik diğer faktörel soruya. Yine aynı şekilde küçük olanı göre yapıyorum. 8 çarpı 7 faktörel eksi 7 faktörel. Böyle 6 çarpı 5 faktörel artı 5 faktörel. Bunu ne yapacağız? 7 faktörel paranteze alacağız. 8 eksi 1 bölü. Burada da 5 faktörel paranteze alırsak 6 artı 1. Yukarısı 7 faktörel çarpı 7. Aşağısı 5 faktörel çarpı 7. 7'ler gitti. 5 faktörel bölü 7 faktörel ne eder arkadaşlar? 5 faktörel bölü 7 faktörel. Şimdi şöyle düşün. Pardon, ters yazdım. Nasıl yapacağız? 7 faktöreli 6'ya 5'e kadar açacağız. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöreli bırakacağız. Aşağıda da 5 faktörel var. Bunlar birbirini götürdüğü zaman 7 çarpı 6, 42 doğru cevabım olacak. Bu sorular yapılabiliyor arkadaşlar. Yani genelde soru kaçırılmıyor ama bu tip sorular da var. Faktörel özel. Şimdi bu tip sorularda nasıl yapacağız? Şimdi olayı şöyle anlatmakta fayda var. Diyelim ki bir 10 faktörel, daha da küçük verelim hatta. Bunu belki ilk zaman uğraşmak zor olacak. Diyelim ki 5 faktörel sayısı.
Bunu nasıl açıyoruz? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Tamam. Şimdi buna üzeri şeklinde yazalım. Yani burada ne var? 2 üzeri 2 4. Burada da 2 var. Burada 2 üzeri 3 olmuş olacak. Yani 4, 4 çarpı 2 8. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Tamam. Şimdi bu ne demek? Bu eşittir 5 faktörüymüş. Şimdi bana söylediği, yani faktörler olduğu zaman yapmam gereken şu. Eğer bana şunu söyleseydi, 2 üzerinin 3 olduğunu bilmeden 2 üzeri kaç deseydi, ben bunu 2'ye bölecektim. 5'te 2, 2 defa var. Şu bölgeye hiç bakmıyorum. Kalanlar beni ilgilendirmiyor. Sadece buraya bakıyorum. 2 kere 2, 4 diyorum. Sonra başka bölünmediği için 2 bölünmeye devam ettiği sürece bölüyorum onu 2'ye. 2, 2 de bir defa var. O zaman artık bölünemediği zaman buradaki kısımları topluyorum. Bu da 3 ediyor gördüğünüz gibi. Sonra 5 faktörünü 3'e böleceğiz. 3 üzeri kaç defa olduğu için? 1. Zaten 3 bir daha bölünmediği için 3 üzeri 1. 5 faktörünü 5'e böldüğünüz zaman o da 1. Onun üzerine de 1 koyuyoruz. Gördüğünüz gibi 5 faktörü aslında biz bu yöntemle bulmuş oluyoruz. Burada da aynı şeyi yapacağız. Bize 3'ü sorarsa, ki sormuş, en büyük kaçtır diyor. 29'u 3'e böleceğiz. Burada önemli olan şu kısım. 29'da 3, 9 defa var. Burası beni ilgilendirmiyor kalanlar. 9, 3'e bölünür mü? Bölünür. O zaman bölmeye devam ediyorum. Kaç defa var 9? 3 defa. Sonra 3 bölünüyor mu? Bölünmeye devam ettiği sürece bölüyorum. Bir defa. Bölünmüyor artık. Sonra 9, 3 ve 1 toplanır. O da 13 ediyor. Demek ki en 13'tür. Geçelim bir sonraki soruya. Yine bu sefer 32'yi sormuş. 3 üzeri. Aynı şekilde 32'yi hemen 3'e böleceğim arkadaşlar. Bakın faktörelerde sadece bunu yapıyoruz. 3'e böldüğüm zaman ne oluyor? 1, 10 oluyor. Kalan 2 oluyor ama benim için burası önemli değil. 10, 3 aylar bölünmeye devam ettiği için 3'e bölüyorum. 10'da 3, 3 defa var. O da 9. Yeniden 3, 3'e bölündüğü için 1. 10, 3, 1 toplanırsa arkadaşlar 14 eder. Bakın 37. soruda 5 üzeri n'i soruyor. Direkt 37 faktörü 5'e bölüyorum. Ne var? 7 çarpı 5, 35'ten. 7 aylar 5'e bölünüyor. Bu sefer elde 7'de 5, 1 defa var. O zaman 7 artı 1 toplanır. 8 eder arkadaşlar. Geldik. Eğer durum böyle 5'li, 3'lü değil de 15'li olursa şunu düşüneceğiz arkadaşlar. 5, 15 sayısı 3 ile 5'in çarpımıdır. Bu üstlü sayılarda biliyorsunuz üstler aynıysa altlar çarpılırdı. Bunları parçaladığımız zaman 3 üzeri n ile 5 üzeri n olur. Şimdi ben 48'i 3'e bölersem mi daha çok sayı elde edebilirim? 5'e bölersem mi? Tabii ki 3'e bölersem. Benim ortak olabilmesi için üstlerin sayılarının aynı olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. 48 sayısı 3'e bölünse 48 ile 3 16. Sonra bunu 3 hala bölünebildiği için 5. Hala bölünebildiği için 3. 1 diyorum. Topladığın zaman ne ediyor aslında? Bu 48 faktörlerde 3 üzeri ne varmış? 22 varmış. 16, 5 daha 21, 1 daha 22. 5 üzeri kaç tane varmış ona bakıyorum. 45'te 48'de 9 kare 5, 45 var. O aylar bölünebilir. 9'u 5'e bölünüyorum. 1. 9, 1 daha 10. Bir de 5 çarpı 10 varmış. Şimdi ben bu eşitlik denklemini sağlaması için bu 10'un olduğu rakamı almam lazım. Çünkü ne olacak? Üstlerin birbirine eşit olması lazım. Bu da en büyük 10 olabileceğini gösteriyor. Bu sorularda direkt büyük sayıya rakamı bölerseniz, yani kafanız bu noktada karıştıysa, yapmanız gereken tek şey
5'e bölmeniz. Yani en büyüğe bölmeniz. Sonra bir sonraki soruda bakın. Yine maksimum bu sefer bölme olarak sormuş. Aslında aynı. Burada da dediğim deminkiyle aynı. 79 faktörel 5 üzeri n çarpı 2 üzeri n. Değil mi? Daha demin ne demiştim? Büyük olanı bölün. Eğer kafanız karışırsa direkt bilmeniz gereken büyük olanı bölmek. O da 79'u böldüğüm zaman 5'e 1 defa var. 5, 29. O da 5. 5 kere 5'imiz. 15 5'e bölünür. 5, 3 o da. 3 5'e bölünmez artık. Topladığım zaman 15 ile 3'ü. 18. Cevabım 18 arkadaşlar. Geldim diğer bir soruya. Bakın a çarpı 3 üzeri n eşittir 42 faktörel ise maksimum n kaçtır? 42'yi 3'e bölerim arkadaşlar. Bu da 14 eder. 14'ü 3'e bölerim arkadaşlar. Bu da 4 eder. 4'ü 3'e bölerim. Bu da 1 eder. Toplamları ne etti bize? 19. Bu da 19 etti. Yine bir yanlışlık olmasın. Toplayalım. Bakalım. Doğru. Bu da doğru. Tamamdır. Toplamlar 19. Şimdi bu tip sorulardan daha çok çözeceğiz. Daha çok çözeceğiz. Dediğim gibi şimdi türevle ilgili soru artık türev bitiyor arkadaşlar. Videoları izleyin. Sizlerle ilgili şimdi türev sorusu hazırlıyorum. Şu ana kadar gördüğünüz konular bir logaritmanın türevi ile üslü sayıların türevi kaldı. Onlar da bittikten sonra karma bol bol türev sorusu çözeceğiz. Ki daha da anlaşılır olsun. Ve çıkmış yörsteki tüm türev sorularını çözeceğiz. Anlatarak. Ondan sonra hemen integrale başlayacağız. Bu süreci hızlı yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda elimizdeki bu soru tarzlarını bilmeden yapamayacağınız soru tarzlarını da teker teker yayınlıyorum. Çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.